Sevgili arkadaşlar, yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Kerem'le bu videoyu neredeyse 2,5 yıldır çekmek için uğraşıyoruz. Bu video ne abi? Poco F6 ve F6 Pro lansmanı için şu anda gördüğünüz gibi harika bir ortamdayız. İnanılmaz Dubai'deyiz bir yer arkadaşlar. Gerçekten. Hava da biraz düştü, iyi evet. Oldu. Çok aşırı sıcak burası. Şu an hissedilen sıcaklık 36 derece ve inanılmaz derecede bir nem var. Ama konumuz 2 adet akıllı telefon arkadaşlar. Bunlar yeni tanıtılacak, daha yarın dünya lansmanı yapılmadı. Biz bu videoyu siz videoyu aslında lansman yapıldığında izleyeceksiniz. NDA'yı o zaman bitiyor çünkü. Aynen öyle ve bizim de Kerem'le sağ olsun beni kırmadı. Böyle birlikte bir kutu açılışı ve bir değerlendirme videosu çekelim istedik bu telefonlara. Öncelikle istersen şöyle telefonları kutuda mı cihazlar? Hayır. Çıkardın mı? Çantada da. Hay Allah seni. Kutu açılışı videosu çekeceğiz ama telefonda. Şimdi Kerem kutuyu benden önce açtı arkadaşlar. Biraz kurcaladın sen. Aynen. Benden önce. Ben video da çektim de bu ortam hoşuma gitti, bir daha İlk çekeceğim. İlk düşüncelerin ne abi? Mesela F6 Pro çok iddialı. Özellikle işlemci tarafında iddialı bir cihaz. Ben F6'ya daha çok merak ediyorum. F6'nın fiyatını merak ediyorum. Neden? Şimdi arkadaşlar, ben kendi videomda da söyledim ama video çöp olacak. O zaman canlı bu ortamda bir daha çekeceğim büyük ihtimalle. Şimdi olayımız şu. Poco markası bildiğiniz gibi uygun fiyata ya da nispeten daha iyi fiyata maksimum özelliği sunma gayretiyle kurulmuş bir marka. Kurulmuş ve bugüne kadar da gördüğümüz cihazlar hep öyle cihazlardı. Evet. Şimdi F6'ya baktığımız zaman ben hep her videoda söylüyorum. Ben önce işlemciye bakarım. Benim için her şeyden önce işlemci en önceliklidir ve F6 modelinde Snapdragon 8S Gen 2, benim daha önce deneyimlemediğim ama aslında Snapdragon 8 Gen 3 ile Gen 2 arasına konumlanan ve gayet amiral gemisi bir işlemci seçeneği kullanırken, Pro modelde bizim işte Galaxy S23 ailesinde falan gördüğümüz, bugün hala çok geçerliliğini koruyan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi var. Birebir. Ve malumunuz yani Poco'nun F5'i, işte önceki farklı X6'ları falan uygun fiyatlı oluyor sunduğu özelliğe genelde göre, donanıma evet. göre. Yani nereden kayıp oluyor? Çok kamera daha deneyemedim ama ilk yani gördüğüm sonuçlar fena değil. Yani mesela tasarımsal açıdan müthiş cihazlar değil. Değil yani. Bunu standart. Yani standart. Hani mesela F6 modelinde amiral gemisi işlemci olmasına rağmen plastik bir kasa var. Ama hitap ettiği kitle, abi ben işte hani özellik istiyorum, donanım istiyorum uygun diyen. Uygun fiyatlı cihaz arıyorum. Ve aynı zamanda iyi fiyat arıyorum diyen kullanıcıya hitap evet. ettiği için benim ilgimi o yüzden çekiyor. Daha fiyatlar belli değil. Yani biz yarın şöyle bu arada göstereyim. Dubai fiyatını öğreneceğiz. Evet, Türkiye fiyatını çok yüksek ihtimalle yarın öğrenmemiz çok, mümkün değil. Çok sonra öğreneceğiz ama yani Poco geleneğinden alışık olduğumuz üzere iyi olacak. İki cihaz arasında ne fark var derseniz, birincisi işlemci söyledim. İkincisi evet, şarj. Şarj. Evet. Düz modelde 90 watt, Pro modelde 120 watt var. Bir diğeri Pro modelde ekranda, her iki telefonda da AMOLED ekran var ama Pro modelde Dolby Vision desteği var. F6 bu modelinde yok. Bu Dolby Vision desteğine Xiaomi'nin girmesi ve bunu mesela ben bu seviyelerde sunuyor olması bence çok takdirlik bir olay. Çünkü hani bunun için markalar Dolby Vision'a bir para ödüyor. Yani evet. Dolby'ye para ödüyor daha doğrusu. Şey mi dışında var mı? Bu Dolby seviyelerde yok sunan yok. Hayır, üst seviyede de yok. Üst seviyede Apple sunuyor. Ha, okay. Apple'da var. Tamam, Xiaomi'de yani Android üreticilerinde ama şey çok yok, görmedim Dolby açıkçası. Vision etiketi çok ekranda görmüyoruz ki bence önemli. Yani YouTube'da da destekleniyor, Netflix'te evet, destekleniyor. Evet. Yani multimedya fark oluyor bu arada. Olmaz mı abi? Multimedya tüketimi için Dolby Vision desteğinin ekran panelinde bulunması bence çok büyük bir artı yani bu telefon bence için. De. Kesinlikle çok büyük bir artı. Parlaklıklarında fark var ama çok önemli değil. Çünkü bir tarafta 4000 küsüre çıkabilen, bir tarafta 2000 küsüre çıkabilen bir parlaklık var. Zaten 1000'i geçiyorsan güneş ışığının altında çok rahat görüyorsun evet, demek. Ama ya, yani işte o şov artık. Çok olumsuz etkileniyor. Öyle bir sıkıntı var. Evet. Bütün cihazlarda yani. Bu telefonlara özel bir şey değil bu. Ama hani bütün cihazlarda. Ben açtım kutuyu bu arada. Açtım. Kutuyu da gösterdim böyle ufak ufak. Kılıf çıkıyor bir tane. Standart. Bak burada bir şey var abi. Şu arkada şöyle dağ deseni gibi bir siyah desen yapmışlar. Bence. Sendeki modelde metal yani çerçeveler. Evet. F6 modelinde plastik. Öyle evet. bir fark var, onu da söyleyeyim. Pro'ya göre öyle bir fark var ikisinin arasında. Yani Pro burada daha amiral gemisi modunda hani takılıyor bence kendince. Ama bence fiyatı böyle hani 30 bin lirayı çok geçmemesi lazım ama çok da mümkün değil gibi gözüküyor açıkçası. Yani 30 o bin civarlar lira olur gibi ya. Ama o zaman ama işte çok iddialı ve süper fiyat olur. Yani hani bunun karşısında hangi cihaz durabilir açıkçası, performans açısından çok bir fikrim yok. Ya şu an mesela düşünüyorum işte X6 Pro benim, ben olsam ne alırdım videosunda o segmentte. Direkt hiç düşünmeden tavsiye ettiğim bir akıllı telefonda ama yine tabii şeyi de konuşmak lazım. Yani özellik olarak evet o fiyat en iyisini alıyorsun ama işte tasarım, bu cihazların kamerasını daha çok deneyimlemedik. Bir şey söylemek yanlış olur ama X6 serisi için hani aynı fiyatı daha iyi kamerasını
kamera sunan bazı modeller tabii, var. Tabii. Ama işte işlemci olarak yok. Hızlı şarj olarak en iyisini sunuyor. Ekran olarak en iyisini sunuyor falan. Ve genel paket olarak çok iyi telefon alıyorsun. İyi ya, fiyata. İşte Poco'nun özelliği bu zaten. Şimdi evet evet. Yani tek önceden olayı o zaten. Xiaomi'nin yaptığı. Yani zaten Xiaomi'nin bir alt markası diyeyim size Poco'ya ama yani Xiaomi'nin yıllardır uygun fiyatlı çok iyi performanslı cihazlar satma hedefi artık Poco'yla devam ediyor. Çünkü Xiaomi artık çok daha premium cihazlar üretiyor. Artık araba üretiyor yani bir kere yani. Olay başka bir noktaya gitti Xiaomi için. Yine Redmi falan var ama yani o daha böyle fiyata oynayan Poco kaldı ya biraz. Ya Poco bayağı amiral gemisi killer evet. modunda devam ediyor evet. yani. Amiral gemisi avcısı diyeyim yani ben. Çünkü yani şu deneyimi 30 bin liraya satma durumuna girerlerse 30 Türkiye'de. 30 bin lira deme bu arada tahmin ya ben benim tahminim ya. Öyle yani. Çok hani, yani, alakasız bir şey. Abi şöyle 40 bin liraya kadar çok iyi fiyat. Çünkü 30-35'lerde kalmasını tercih ederim ya. 40'a, ben de. Abi 40'a çıktın mı? Mi 14'ler falan var oğlum. 40'a çıkmaması lazım. Yani evet 40, 40'lara çıkmaması lazım. Yani 30-35 arası hatta bir, yani o 30'lara yakın falan. Bölge olarak yanlışlıkla Zimbabwe'yi seçmişim abi. Ben bayeye devam ettim. İstanbul'a dönünce değiştiririm. Telefonu kurdum. Ekran panelinin parlaklığı şu an biz güneş altında sayılırız yani. Gün ışığı altındayız. Batıyor ama öyle söyleyeyim. Yani evet, Dubai'de yani olduğumuz için hala batmıyor. Bayağı aydınlık ve fena gözükmüyor gerçekten. Böyle dolu bir ekran parlaklığı olduğunu söyleyebilirim. Benim ilk deneyimim şu. Cihaz böyle şey alt segment bir deneyim sunmuyor gibi. Yani mesela doğrudan ben telefonu şu an açtım. Bir amiral gemisi ekrana dokunuyormuşum gibi abi, bir hissiyat var. Ekranda sen bir de Pro modeli zaten kullandığın evet. için herhangi bir eksiği yok ekranın. Yani hani bu şu da olsaydı diyeceğim bir özellik yok. Çünkü yüksek tazeleme var. 4000 küsür nite çıkan parlaklık var. Dolby Vision var. AMOLED panel kullanıyor zaten. Daha ne olsun. Yani ne eksik ki yok yani. Olabilecek her şey var zaten. Ben bu arada bu telefonu gelmeden önce gördüm. Birkaç tane Çin forumunda da inceledim abi. Yani telefona ilk defa şu anda dokunuyorum. Şu saniye hatta gözünüzün önünde. Ama telefonla alakalı çok olumluyum. Yani ülkemizde bu telefonun çok satabilme potansiyeli çok yüksek. Tamamen i̇şte fiyat o da hep odaklı. Şeyden aynen tam onu diyecektim. Poco'nun bugüne kadarki bize sunduğu fiyat işte X6 Pro en yakın örneği. Evet. O fiyata yakın bir fiyat beklediğimiz için böyle söylüyoruz. Öyle olur büyük ihtimalle. Peki sen ne düşünüyorsun abi? Mesela yani bu cihazların arasında düz model mi Pro model mi daha çok satar? Abi orada çok fiyat belirleyecek. Yani acaba mesela ben geçen bir videoda şöyle bir yorumda bulundum. X6 Pro modeli içinde. Kaç bin lira vardı aralarında? Yaklaşık yani 10 bin liradan az bir fark var ikisinin arasında. Okey o video değil o zaman da neyse. Yani o anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi günümüzde bir telefon almak için mesela arada 3000-4000 lira fark varsa evet. 3-4 bin lira ne yazık ki eskisi gibi anlam ifade eden bir para değil. Yani bir telefon aldığın zaman en az 2 sene aslında ortalama da 5 sene çok falan kullanmak fazla, için evet, alıyorsun. Ve hani bugün bizim ne yazık ki TL'nin değeri o kadar düştü ki hani almışken 3000-4000-5000 fazla vereyim ekstrasını alayım mantıklı oldu. O yüzden 6 mı 6 Pro mu sorusunun cevabı o aradaki fiyat farkı ne kadar olacak? Bence eğer fiyat olarak 6 yani bazı model olan 6 çok avantajlı bir noktada kalırsa Pro almaya öyle çok gerek mutlaka yok. Git Pro al denecek bir fark evet, yok. Ama yok. Az fark olursa da Pro. Mutlaka git Pro al. Ne gerek var dersin. Ben Xiaomi'nin 120 watt hızlı şarjını çok seviyorum. Yani bence çok güzel çalışıyor. Çünkü çok hızlı 15 dakikada. Yani bazen daha hızlı bile olabiliyor bu arada. Yani telefona dokunmazsan yani biliyorsunuz çoğunluğu zaten o hızlı şarj bölünmediği zaman çok daha hızlı şarj ediyor. Tüketmediğin zaman evet, bir yandan. Evet yani abi bence var ya bak kullanmayan birisi için hızlı şarj çok gereksiz. Hala böyle yani bunu iddia eden ben çok insan var. En çok istediğim özelliklerden biri telefonda. Ya benim için çok, yani çok inanılmaz bir yani. İnanılmaz bir bence deneyimi olumlu etkileyen. Hatta benim artık çok öyle. Çok yani yani ilk 3 sırada öyle söyleyeyim. Çünkü zaten hemen hemen tüm telefonların kamerası çok iyi. Ekran desen artık bence yani çok kötü ekran bir ekran yok. Geçti. Kamerayla evet. belirleyici olabiliyor da ekran olayı geçti yani. Evet artık. Yani ya belli bir segmentte kanka mesela. Hepsi 3 aşağı 5 yukarı. Hemen hemen çok sunuyor. İyi. Evet. Ya şimdi 50 bin liranın üstü verdiğin tüm telefonlarda kameradan memnun olman lazım ki olursun. 50 bin belirlersen yani, evet. şeyi evet. Ama mesela orada hala abi düşük hızda şarj olan cihazlar var biliyorsun. Var Samsung. Yani Apple. Samsung'da var, Apple'da var ve bunlar adaptörü de içine koymuyorlar. Adaptör de yok. Mesela bunun kutusuna adaptör çıkıyor ve 120 watt. Normalde bu adaptörü almaya kalksan. Diğerinden de 90 watt çıkıyor bu arada. Niye 120 değil demezsin içinde, yani. İkisi içinde herhalde 2000 liraya yakın para ödemen lazım. Yani şu anda böyle bu değerde bir adaptör doğru, için. Doğru bu arada. Çünkü aksesuar inanılmaz pahalı. İçinden çıkan bir kablo bile şu anda 1000 lira yani. Orijinal hani o şarjı sana sağlayabilecek kablo. Dolayısıyla hani bunları göz önüne aldığın zaman bu telefon çok daha avantajlı bir hale geliyor ki hızlı şarj dediğin gibi hani 5 dakikada Beşiktaş oluyorsun bildiğin. Ben de mesela
telefonu şarja takmıştım. İşte senle buluşmadan önce. X diyorum. F6 Pro kullansan 15 dakika abi. Aynen öyle. Tam 15 dakikada %0'dan %100'e şarj oluyor. Deneyim için çok çok pozitif bir detay bence. Ben beğendim telefonu. Şu an ben de beğendim ama işte fiyatı bilmediğimiz için biraz yani havaya konuşuyoruz. Çok böyle ya bu şu an böyle bir telefon değerlendirmesi. Kutudan çıktı, ne var ne yok. Hani ya zaten kutudan farklı ne çıkabilir de yani. İşte cihaz çıktı, şarj yani çıktı. İğne çıktı, yani kılıf çıktı. Bunlar çıkıyor yani aynı şeyin hepsi lacivert. Bu da bir ilk bakış arkadaşlar. Biz yarın daha lansmanına bile katılmadık yani. Evet, daha adamlar telefonu tanıtmadı. Ama ya siz bu videoda detay olarak da bir sürü şey göreceksiniz. Öyle aynen öyle, lazım. Aynen öyle. Biz şimdi tabii bunlarla biraz fotoğraf falan çekeceğiz. Ekleyeceğiz onları. Ve ekleme yapmayı düşünüyorum bu videoya ya da daha sonrasında bir uzun video hazırlamayı düşünüyorum buna bir. Çünkü bu telefon bence bir uzun tabii canım, inceleme tabii. videosunu fazlasıyla hak ediyor. İki işlemciyi falan kıyaslayacağım ben de yani. Evet. O görmek lazım onu. Kesinlikle öyle. Ondan sonrasında zaten sizin de sorularınız varsa burada videonun altına yazarsanız hep beraber cevaplamaya çalışırız. Bu arada Kerem'e teşekkür ederim. Ben kırmadığın teşekkür için. Ederim. Aynı videoyu sonunda videoyu çekebildik benzer yani. Benzer videoyu evet. Bir türlü nasip olmamıştı beraber video çekmek. Sonunda çekmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar sizler kendinize çok iyi bakın. Böyle videoların devamı gelsin istiyorsanız da yorumlara yazarsınız. Kerem'le daha fazla video çekeriz. Biz sürekli görüşürüz. Aynen biz çok yakın arkadaşız. Evet. Çok seviyoruz birbirimizi de işte şey hoşça yapalım. Hoşçakalın. Bay bay.